Selamlar dostlar. FIFA 22 antrenör kariyer sezonumuza devam ediyoruz. Leicester City ile bir maçımız var şimdi. Çağlar'ın takımıyla. Çağlar takımda mı gerçi bilmiyorum ama bakacağız. Transfer olmuş olma ihtimali yüksek. Bir şeyler hatırlıyorum sanki öyle Bayern Münih falan ama neyse göreceğiz. Emin değilim. Bu arada Wissa ve Toni'yi görüyorsunuz gol krallığında. Bayağı söz sahibiler. Bu şekilde devam etmesini umuyoruz. Sonrasında Chelsea ile bir kupa maçımız olacak. Chelsea'yi biliyorsunuz parçalamıştık bir önceki maçta. Altyapıdan iki oyuncumuz var. Onları çıkaracağız. Takımımızı geliştireceğiz. Sonrasında zaten satılacak oyuncularımız belliydi. O şekilde devam edeceğiz. Hiç bekletmiyorum. Direkt maça giriyoruz. Çağlar takımda yok. Gördüğünüz gibi yağmurlu bir havada olacak maç. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet, maç öncesi Yone Wissa gol krallığında birinci sırada tabii ki. Bütün objektifler onun üzerinde böyle olunca da. Evet, kendi evimizdeyiz arkadaşlar. Leicester City'yi konuk ediyoruz. Güzel bir takım, iyi bir takım. Puan almayı umuyoruz tabii ki. Bakalım ne olacak. Hemen kamera ayarlarımızı düzeltiyoruz. Şöyle bir önceki şeyden kalma. Evet, maça başlıyoruz. Toni başladı, Wissa aşağı doğru. Kanada gelelim. Güzel bir ara pası bulduk şimdi. Mükemmel başladık. Güzel. Schmeichel topu kurtardı. Schmeichel'ın oğlu Schmeichel. Kaleci babası da iyi kaleciydi biliyorsunuz. Manchester United'dayken Fenerbahçe maçında Volić'ten yediği gol 42 yıllık seriyi bitirmişti. Şimdi giriyoruz içeri ve veremedik. Şöyle bir pozisyon arıyor. Toni'yi gördüm sanki ama ne yaparız? Tamam, sakin ol. Oo, Toni onun için bir pas. Tamam. Wissa'yı gördük. Wissa'dan. Şimdi güzel bir ara pası. Vurduk, golümüzü attık. Toni ile iyi başladık. Güzel değerlendirdik pozisyonu ve 1-0 öne geçiyoruz Leicester City karşısında. Önemli bir maç. Sol ayak iyi vurdu bayağı. Toni'nin sol ayağı kaç? 3 yıldız mıydı? 4 yıldız mıydı? Ona bir bakmam lazım. Oo, hızlı geldi. Vardy tabii ki hızlı oyuncu. Şimdi kaç dedik. Aradan Wissa'ya atarsak gol olur. Gol olur. Gol olmaz. Schmeichel kurtarır. Plase'yi vurduk ama maalesef. Vallahi yani inanılmaz uzamış Schmeichel oraya. Tamam, biraz daha sert vursaymışız keşke. Verelim. Hop, Wissa. Penaltı olur. Takılsaydık orada. Çünkü topu... Evet, şimdi güzel bir top. Wissa Schmeichel'a takılıyor tekrar. Wissa üçüncü kez takıldı Schmeichel'a. Bunu da iyi çıkarmış. Hadi bakalım. Şimdi gördüm. Hemen geri dönelim. Çok uzatmayalım. Şöyle bakıyorum. Aşağı doğru. Şimdi. Allah. Açan pontla vurduk ama. Buradan gönderemedik. Dikkat. Vardy aldı topu. Ara pası yapacak. Kapatıyoruz ama açığa mı oynar? Bakın. Kendi gelmek zorunda kaldı. Aldık topu. Güzel. İyi kademe.
Şimdi kaç Tony? Tony kaçtı, orada bir faul daha oldu bu arada. Şimdi Diatta bastı topa. Defansı beklediği iyi bir şut açısı bulmuştuk ama defans topun önüne perde oldu. Barnes aldı topu, sağ kanada verdi. Tekrardan sağ kanada, verilen topta kaptan kademeye girdi ama Vardy'den bir fırsatçılık denemesi Vardy'den. Yemediği burada bizim bayağı kötü bir hatamız oldu. Yapmamalıydık onu tabii ki. Tony'yi gördüm. Şimdi gördüm Tony'yi. Hadi bakalım Tony. Şimdi şöyle yukarı doğru direkt gelişine vururum direkten. Direkten döndü. Ama hocam devam ediyordu atak. Uzaktan vuracaktım ben ya. Fena bir gol kaçırdık arkadaşlar. Üst direkten döndü. İlk yarı 1-0. Şöyle bakıyoruz. İyi oynuyoruz. Şut isabeti onlarda %100'müş ama çok bir şeyleri de olmadı açıkçası. Bayağı iyi oynuyoruz. Devam edelim. Bayağı iyi oynuyoruz arkadaşlar. Kendi evimizde. Artık Premier Lig'de korkulan bir takım haline geldik diyebilirim. Dikkat. Evet. Hadi bakalım. İyi paslaştılar. Oo, çok iyi paslaştılar. Orta yaptırmayalım. Geri çekecek mi? Yaptı ortasını. Raya kurtardı. Ben aldım sandım o topu. Bizim adamla ama resmen önüne geçti. Zıpladı vurdu. Şansa da üstüne gitmiş kalecinin. Hadi bakalım. Açan Pongdon. Ver pasını verdin. Şimdi araya bak. Araya güzel bir pas. Çok güzel. Diatta bastı topa. Vurdu. Allah. Ya kendi adamından döndü herhalde o ya. Tabii. Da Silva neler yapıyorsun? Golü önledin orada ya. Görüyorsunuz. Kendi adamımızdan döndü. Haydi bakalım, haydi bakalım. Tony. Hadi, adam değişikliği varmış, tamam. Uzun oynadı. Karşılıyor muyuz? Kaptan karşıladı tabii ki. Güzel bir pas. Güzel bir şut. Yine direkten döndü. Haydi bakalım, arkadaş açığa oynayacak. Alalım şu topu. Vardy. Vardy'den geriye tekrar. Şimdi Madison aldı topu. Tielemans'tan. Şimdi o Madison aldı tekrar. Girmesin araya. Güzel şut, güzel gol. Atamadık, yedik arkadaşlar. İyi pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef. Madison mıydı o? Yok. Durum 1-1 oldu maalesef. İzliyoruz golü. Madison pası verenmiş. Cardstrop muydu? 13 numara golü attı. Yalnız top da çok pis bir yere gitmiş. Kalecinin yapacağı bir şey yok. Bir oyuncu değişikliğine bakalım biz. Tony'yi çıkaralım oradan. Tony yavaşladı. Ben Mbemu'yu alacağım oraya tabii ki. Kozlovski'yi alabiliriz. Yense'nin yerine. Evet, devam ediyoruz. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Göremedim. Göremedim. Defans kaptı topu. Şimdi araya top atmasını engelliyoruz burada koşarak. Kendi gelecek. Şimdi attı. Kaçırdık. Öne hamle yapınca verdi hemen pasını.
Şimdi geç önüne, şut çektirmeyin. Kaptan, dikkat. Eyvah. Tamam. Öne geçelim derken geriye düşeceğiz. Onlarda da oyuncu değişikliği oldu. Kısa oynayacak herhalde. Evet, aldık hadi. Hadi hadi. Hızlı çıkıyoruz oradan. Hadi hızlı çıkıyoruz. Kozlovski yeni. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Genç yetenek Meryat attı golü gördüğünüz gibi. 18 numara Kozlovski ile Meryat oyuna sonradan aldığımız iki oyuncu enerjilerini de tabi kullanarak saha boyu koştu. Yorgun oyuncu olsa o kadar gidemezdik. Hızlı geldi ve golünü de attı Meryat. İlk golünü atıyor. Özel oyuncumuz biliyorsunuz. Özel oyuncu potansiyeli var. Çok güzel bir vuruş. Evet, üstün oynadığımız bir maçta açıkçası galibiyeti hak eden taraf biziz. İkinci yarının ortasından sonra oynamaya başladı Leicester City ama maçın genelinde biz daha iyiydik. Onun için alırsak maçı iyi olur. Bir de kendi evimizdeyiz zaten. Dikkat edelim arkadaşlar. İyi paslaşıyorlar yine. Yine iyi paslaşıyorlar. Beraberliği bulmasınlar beraberliği. Eyvah. Lan nasıl paslaşmalar onlar. Onlar Allah kaptırdı topu. Tamam onlar da kaptırdı. Karşılıklı pas hataları. Yine bizden bir hata. Onlardan da hata. Ya neler oluyor arkadaş. Şimdi veririm aradan güzel bir pas olur. Şimdi veririm güzel bir pas olur. Allah o offside ya. Son pası vermeyecektim arkadaşlar. Verirken adamın öne çıktığını gördüm maalesef. Maalesef maalesef. Bekletmeyeyim dedim ama kamera nereye çekiyorsun bu arada? Biz nereye bakıyoruz şu anda? Wissa offside'a yakalandı. Evet. Ve maçı 2-1 kazanıyoruz. Kolay gibi başlayıp zora dönen bir maç oldu bizim için. Ama kazanmasını bildik arkadaşlar. Gayet güzel. Bu engeli de geçiyoruz. Çağlar'la oynayamadık. Tek kötü yanı o oldu. Çağlar gitmiş takımdan. Tabii buyurun. İkinci yarıda attığınız golle skor belirlediniz ve zorlu bir galibiyet aldınız. Bugünkü maçta fark yaratan şey neydi? O neydi ya? Daha iyi olan taraf bizdik. Cevaplar biraz garip geldi ama neyse. Ortaya koyduğumuz oyunla kazanmayı hak ettik tabii ki. Kıl payı kazandınız. Sonuçtan memnun musunuz? Kazandığımız sürece sıkıntı yok. Galibiyet galibiyettir. Kazandığımız için mutluyum. Kazandığımız için mutluyum diyelim. Tamam. Devam. Karstorp. Bugün rakip takımın en iyilerinden biriydi diyor. Yani kendi oyunumuzu oynadık. Bizim onunla bir işimiz yok. Bunu da bitiriyoruz. Teşekkürler diyoruz. İyi çalışmalar diyoruz. Haydi bakalım görüşürüz. Şimdi önümüzde Chelsea maçı olacak. Aa ofiste bu ne bu? Merhaba hocam. Düzenli olarak oynayamadığımda kendimi kötü hissettiğimi biliyorsunuz. Takıma faydalı olabilecek herhangi bir mevkide oynamaya hazır olduğumu söylemek istedim. Kendi mevkimde oynamam şart değil. Sadece sahada olup takıma katkı sağlamak istiyorum. Merak etme aklımdasın. Birkaç değişiklik yapmam gerekti. Takım için en iyisi nedir? Merak etme aklımdasın diyelim. Profesyonel bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyorum. Endişelenme. Son birkaç maçta bazı değişiklikler yapmam gerekiyordu. Seni unutmadım. Seni herhangi bir mevkide oynatabileceğime sevindim. Dedik geçiyoruz. Devam edelim. Evet. Chelsea maçı var arkadaşlar. Kupa maçı.
Karabağ okup kop kap. Thank Hemen you for joining us alalım. here today. We'll be taking some questions now. Tabii, buyurun. Bu turu rakibiniz mi kazanacak? O ne demek be? Taraftarımızı üzmeyeceğiz diyelim. En iyi oyunumuzu oynayarak bizi destekleyen taraftarımıza karşılık vereceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz. Bir önceki maçı zar zor kazanmanız Chelsea maçındaki stratejinizi etkileyecek mi? Hayır, Chelsea takımını da yeneceğiz. Zor galiba daha... Hayır, Chelsea'yi de yeneceğiz diyorum. Takım hiç etkilenmedi yalnız. Devam. Brentford son zamanlarda kötü bir form görüyor. Bu kafayı mı yedi bunlar ya? Nasıl kötü ya? Geleni gideni tokatlıyoruz neredeyse. Tüm sorumluluk bana ait kardeş. Hadi görüşürüz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Chelsea maçı. Giriyoruz maça hiç vakit kaybetmeden. Şimdi şöyle yapalım. Ben Vissa'yı bu maç birazcık dinlendirmek istiyorum. Brault'u da dinlendirebilirim aslında. Şöyle yapalım. Bir de şu Jan Elti bir alalım. O böyle bir oynamak istiyor bir şeyler. Tamsın aslında. Sen de aklımdasın da. Neyse. Bu şekilde başlayalım. Mbemu iyi bir performans bekliyoruz kendisinden Vissa'nın yokluğunda. Hadi bakalım. Evet, taraflar şimdi sahaya çıkacaklar ve zorlu mücadele başlayacak. Carabao Cup'ta Brentford Chelsea'yi ağırlıyor. Aa, Kante oynuyor bu maçta. Bir önceki maçta yoktu. Hadi bakalım. Çevirerek başladık. Şimdi girdim. Güzel de bir şut çektim. Koş koş koş, yetişemedik. Oo, Mount uçarak vurdu topa. Abi çok iyi pozisyona girdik bir anda. Yo, avantaja bağladı. Evet, işte bu. Aa! Kötü şut. Mbemu atman lazımdı onu. Verecek arkaya. Kaçırma onu. Aa, direkt girdi Pulisic. Direkt girdi ama yapacağı şeyi biliyoruz. Olmadı. İstediğim yere gitmedi. O iyi vurur. Raya kurtardı. Biz lazım. Aldık topu. Güzel top. Vurduk. Golümüzü atıyoruz. Diatta. Diatta çok iyi girdi oraya. İzleyelim tekrar golü. Chelsea karşısında 1-0 öndeyiz. Çok iyi girdi oraya. Çok iyi. Enteresan da bir şut çıkardı oradan. Golümüzü atıyoruz. Şimdi... baskı. Evet, kanada doğru atılan topta Kante buluştu topla Lukaku'dan tekrar Kante'ye. Kaptan girdi araya. Aldık biz topu. Şimdi devam. Yakalayamadım. Lukaku. Evet, girdik tekrar Onyeka'yla araya ama Lukaku'ya vurdurmayın, Pulisic'e de vurdurmayın, hiçbirine vurdurmayın. Kante vurdu. Zor pozisyonda sol ayağıyla vurdu Kante. Olmadı tabii ki.
Aa, iyi de yani paslar biraz saçma mı gidiyor? Gol yiyoruz Lukaku'dan ama yani çaprazdaki adama pas verirken nasıl kaptırdık biz o topu? Biraz kolay bir gol oldu açıkçası. Maçta bu yani ilk yarıda bu şekilde bitti ama biraz kolay bir gol yedik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam. Tekrar dönecek mi? Evet, Mount şut çekecek. Oo, iyi çalım. Lukaku'ya verdi. Kurtaramadık maalesef. Maalesef kurtaramadık arkadaşlar. 2-1 geri düşüyoruz. Dikkat edelim lütfen. Dikkat dikkat. Pulisic. Lukaku'ya verdi. Lukaku'dan Kante'ye. Tekrar Lukaku. Arkadaşlar dağıldık. Dağıldık maalesef. Havertz golü attı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bir izleyelim, golü izleyelim. Orada kaptanla kötü müdahale, yani kötü kademe aldık diyeyim. 60. dakika. Pulisic. Dikkat edelim. Ziyech topu aldı. Şimdi Havertz yedik. Yedik mi? Yedik abi. Timo Werner'den dördüncü gol geldi. Ne oldu bir anda bu maç? Bu maç bir anda ne oldu ya? Havertz ilerliyor. Verdi pasını. Ortaya dönecek mi Kante? Pas verir ona. Kapatmamız lazım. İyi pas. 5-1. Abi ne oluyor? Takım resmen dağıldı arkadaşlar. Chelsea'ye de bir şey oldu. Cesaretlendiler iyice. Hadi bakalım. Vurduk. Mendy kurtardı. Yine çıkamadık. Yine çıkamadık. Kaleci Raya başarılı. Werner topu şimdi sağ kanada oynadı ve maç bu şekilde bitti. Herhalde elendik, başka bu direkt eleniyoruz herhalde. Bakalım. Devam ediyoruz. Liverpool Exeter City'yi yenmiş. Leicester penaltılarda kazanmış. Tottenham'ı elemiş o da. Brentford maalesef Chelsea'ye elendi. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. İzlanda milli takımının başına geçmeyi düşünüyor. Ya abi, milli takım istemiyorum ben. Devam diyoruz. Güzel diyelim. Devam ediyoruz şimdi. Burnley maçı var sırada. Antonio. Evet, şimdi bir oyuncu değişikliği yapar mıyız? Bakıyorum şöyle. Arada rotasyon yapalım. İyi oluyor arkadaşlar. Şu Thales Magno da gelişecek bu çocuk. Onu Acempong'u dinlendireyim ben bu maçta. Bakın Tony biraz şey. Tony'yi bu maçta almayacağım. Çıkarıyorum. Onun yerine şöyle kimi alabilirim? Bakıyorum aşağıdan. Şu arkadaş gelsin. Orta sahada belki ihtiyacımız olur ona. Kozlovski'yi de alayım. Yensen'in yerine oynasın. Şurada defansta kaptanı da dinlendirelim.
Bayağı bir değişiklik yaptık. Henry'i de dinlendireceğim. Thompson oynasın onun yerine. Aa, ne oldu? Sen sol beksin, niye böyle zayıf durumdasın? Neyse oyna, tamam. Yapacak bir şey yok. Brault'u da dinlendireceğim diyeceğim ama bu dinlendirmişim zaten. Komple bir şeye gidelim bakalım bu maçta nasıl olacak. Devam. Bizim Marriott genç yıldızımız, yıldız adayımız, dünya yıldızı olacak. Evet, Burnley'e konuk oluyoruz. Haydi bakalım, başladık. Acaba Vissa'yı mı forvete alsaydım ya? Hadi görebiliriz. Aa, mükemmel çalım attı. Antonio aşağı mı oynayacak? Şimdi girelim. Çok iyi müdahale ya. Çok iyi müdahale. Yalnız topu kaptırmasak iyi olurdu. Olmadı. Olmadı, olmadı. Yani bu topu çıkışlarda kaptırdığımız toplar Chelsea maçını kaybetmemize sebep oldu. Haydi aradan verebiz. Hadi alır mıyız? Ya Mbemu çok acayip hızlanıyorsun ya hakikaten. Şimdi güzel girdim araya. Güzel girdim ama kaleci iyi kurtardı. İyi de şut çekmiştik. Oo, çok iyi girdiler. Gençler, hadi dikkat ediyoruz. Aldık topu, çıkıyoruz şimdi. Kim var kim yok bakıyorum şöyle. Hadi Talles Magno. Şimdi aldı. Yaptık ortayı. Vurduk kafayı. Hadi. İşte hele şükür be. Hele şükür be. Da Silva orada tamamladı. Kaleciye de çarptı. Evet lan, o dayının oğlu mu? Ne yapıyorsun? Orada kafa kafaya verdiler. Akrabası herhalde. Şu da girse iyi olurdu. Üç kişinin arasında orada iyi vurdu ama kaleci kurtarmıştı. Neyse, beraberliği yakaladık. Mbeumo çok iyi hızlanıyor. Bir anda böyle inanılmaz hızlanıyor. Balıklar yine. Kaç abi, bizim kadar adamları var. Araya 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 atacak. Araya atacak biliyorum ama bir adamı yönlendirebiliyorum. Meriyet orada biraz zayıf kaldı. Oo. Kaleci başarılı. Allah'tan ki. Yani Burnley çok iyi geliyor. İyi paslaşıyorlar. İyi oyun kuruyorlar çıkışlarda. Onlar da bizim gibi hızlı çıkış yapıyorlar. Evet, ilk yarı bitti. İlk yarıyı 2-1 geride kapattık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam, değişiklik yapmayacağım şimdilik. Ya lütfen artık ya. Allah Allah. Şimdi iyi çıktım ama. Şimdi iyi çıktım ama. İnanamıyorum. Meriyet, bugün maçı senin yüzünden vereceğiz. Gudmundsson. Raya bugün ayakta tutuyor bizi gerçekten. Bugün bizi ayakta tutuyor. Devam devam. Rudiaz kaptı. Hadi artık alalım şu topu. Oo, oyuncu değişikliği zamanı geldi.
Şu arkadaşı alacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle. Orada 5 oluyor. O orada 8. Tamam neyse. Mbemu'nun 4 yıldız zaten zayıf ayağı. Sıkıntı yok onda. Şimdi iki oyuncu değiştirdik. Üçüncüyü ne yapalım? Diatta yok. Onları dinlendireceğim. Bura 6 alabilirim ya. Hadi bakalım. Bura 6 aldık oyundan. O da dinlensin. Ne yaptık? Bir gelin hadi siz de geliyorsanız bu. Zaten eyvah. Oo. Çok iyi. Hadi. Hadi çok iyi. Vissa adamın dibisin. Adamın dibisin hele şükür be. Uf. Yani çıkamadık. Bizim silahımız hızlı çıkış. Tabii kanatları değiştirdik. Marriott bayağı zayıf kaldı orada. Sağ kanatta. Onun cezasını bayağı bir çektik. Çok iyi de bir pozisyonu vardı direkten dönen. Ama rakip çok kaçırdı. Yani bizim kalecimiz bugün bizi ayakta tuttu açıkçası. Bu beraberlik bize puan getirirse kaleci sayesindedir. Arkadaşlar yoksa Burnley bizden daha iyiydi. Allah. Lan son dakika bir şey yapar mıyız hadi. Topu kapınca ümitlendim birden de. Yok ya, bakar mısın? Yerde sürünüyor bizim adam. Henüz ilk 11 oyuncusu değil. Onu net olarak görmüş olduk. İlerleyeceğiz. Maç sonu röportajı yapmayacağım. Bir puan aldık buradan. Devam ediyoruz. Devam ettik. Nedir o? Veles Sarsfield, Saman Gödoş adlı oyuncuya aylık raporda geldi. Şu gençleri de çıkaralım artık. Tamam. Şimdi bu adamı iyi puan şey vermişler ama yine de biz bir görüşme isteyelim ya. Şöyle hızlandıralım biraz. Biraz daha hızlandıralım. Yeni ücret diyelim. Şöyle yapalım abiler. Bakın 100 bin istiyoruz buradan. Hadi 200 bin isteyelim. Ne diyorsunuz? İlerliyor musunuz? Yapıyor musunuz öyle bir şey? Yok ya, vermiyorlar daha fazla. Neyse, bunu satmam lazım. Hadi. Hadi satalım. Gidin yani. Sen de git artık lütfen. Sevgili İranlı kardeşim. Şimdi gençlere de bir bakalım. Şimdi 5 yıldız beceri hareketleri, 4 yıldız zayıf ayak. Burada da 4'e 3. Şimdi bu adamı alacağız orta saha. Bu minimum 80 olur işte 82-83 falan zaten öyle görünüyor. Biz bunların ikisini de A takıma yükseltelim. Bize yeni adamlar gelsin bakalım. Brault var şu anda kadroda da. Devam edelim. Norwich'e karşı az kadromuzla oynayacağız. Evet arkadaşlar. Kendi evimizdeyiz. Norwich'i ağırlıyoruz. Akşam saatleri. Gün batımı. Hava güzel.
maç, futbol için, maç için çok uygun bir hava. Başladık bakalım. Dik yalnız topu nasıl açtın ayağından öyle? Ya şu çıkarken top kaybetme işini bu aralar çok yapıyoruz. Raya bu konudan oldukça şikayetçi. Sizle mi uğraşacağım ben? Ne yapıyorsunuz diyor ya. İyi de vurmuş adam ama ters elle iyi çıkarmış. Çok gol yedik o yüzden. Birkaç maçtır dikkat etmemiz lazım. Aman kaptan hadi kapat orayı. Tamam. Onye kaldı. Tamam iyi girdik araya. Buralt'la çıkıyoruz. Şimdi gördüm Vissa seni. Gördüm seni Vissa. Ortamı yaptım. Volemi vurdum. Uf, ne vole vurdu. Ne vole vurdu. Açıhan Pong. İzleyelim pozisyonu. Çok güzel bir vole vurdu. Çok zor çıkardı kaleci. Biraz daha köşeye gitse dehşet bir pozisyon olacaktı. Diatta. Jensen. Hadi bak. Oo, ne yaptınız ya? Bu nasıl bir gol be? O nasıl bir vuruş? Görebilir miyiz? Evet, neyse, sonuç itibariyle yedik. Aldım. Tamam, sakin. Şimdi bak görüyorum seni. Şimdi güzel pas. Güzel, direkten mi döndü o? Ne oldu ya? Sağlı sollu bu volelerden biri girse. Tamam, Henry sen al yerini. Kaptanı gönder. Evet, ilk yarıyı geride kapatıyoruz 1-0. Yani dikkat diyoruz, dikkat. Hadi bakalım. Hadi Diatta. Aldık topu. Vur. İşte bu be. Tony hele şükür be. Kaleciden dönen topu tamamladık. Yalnız Diatta'yla çok iyi girdik araya. Tony'ye de pasımız çok iyiydi. Zaten orada olayı bitirmiş gibi olduk. Bakın şöyle şu pas çok iyiydi. Güzel attı Tony. Tony güzel attı. Bu olmayabilirdi. Biraz da şansa da bir gol oldu açıkçası. Tony. Balar, iyi paslaşmalar. Aldık mı alamadık topu. Kaçacak aradan kaçıyor. Dikkat. Evet. Dikkat. Ayya. Evet. Tekrardan iyi müdahale. Şimdi gördüm seni. Tony'ye tekrar mükemmel paslar bunlar. Bunlar mükemmel paslar. Tony gerekeni yapar orada onu. Kaçırmaz tabii ki. Tony'nin işi bu çünkü. Geçen maçta Marriott'la yapamadık bunu. Kanattan bulmuştu o pozisyonu ama direkten dönmüştü. Tamam. Güzel çıkış. Bizim klasik çıkışlarımız bunlar. Evet. 2-1 oldu. Bir gol daha atarsak rahatlarız ve oyuncu değiştiririz. Hadi arkadaşlar. Güzel girdik araya. Verdik pasımızı. Tekrar. Şimdi Tony'ye mükemmel bir pas. Aldın mı Tony? Aldın. Attı. Atamadın. Pas vermem lazımdı orada. Şut çekmemem lazımdı ama açıyı bulunca kaleci kapatmış. Normalde bu topu yani gole çevirirdi. Kaleyi tuttururdu ama kaleci kapattığı için oyuncular böyle durumlarda biraz daha kenarlara vurmayı tercih ediyorlar topu ve top dışarı çıkıyor işte böyle. Hadi gir şu araya, gir şu araya, vurdurmayın. Ya buralardan tehlikeli geliyorlar. El yok mu?
Hadi. Çok iyi. Aç şampon, hızlı çıkarsın. Hızlı çıkarsın. Gördüm seni Vissa. Şimdi aç şamponka. Güzel gol. Güzel gol. Mükemmel hızlı çıkış. Tamam. Direğe vuruyoruz. Rahatladık. Oyuncu değiştirelim arkadaşlar. Yıldızlarımızı çıkaralım. Tony çıksın mesela. Mbombo girsin. Meriyet'i alalım. Yattanın yerine golünü attı. Çıksın o. Kozlovski Jensen'in yerine girsin tekrar. Hadi bakalım. Devam. Biraz bekledim orada Merit'in yol alması için. Rakip kapattı o arada önümüzü. Şimdi hadi Brault. Güzel. Tamam, kapattık. Şimdi güzel bir top. Da Silva'dan. Henry'den de iyi bir top. Vur, girdi, vurdu, vur, bir daha vur. Bir daha vur. Rakip ne yapıyor? Rakip saçmaladı arkadaşlar. Biz o direği tekmeleyelim. Ne oldu orada? Ne yaptılar onlar ya? Biz gidemedik topa. Onlar da saçmaladılar açıkçası. İzleyelim bir. Çok garip bir şey oldu orada. Anlaşamadılar kaleciyle oyuncu. Bize yaradı. Neyse. İlk tabii ki. Taç da bizim. Kaptan. Topu sağ kanattaki Brault'a kazandırırken maç bitiyor ve 4-1 kazanıyoruz Norwich'e karşı. Sonradan bize bayağı döndü maç. Şey gibi oldu. Chelsea maçında da biz iyi başladık. Maç sonradan koptu gitti Chelsea'ye. Bu maçta da tam tersi oldu. Onlar iyi başladı. Bize koptu geldi maç. Evet arkadaşlar, kazanıyoruz 4-1. Devam edelim. Devam. Bakıyoruz şöyle, Wolves yenmiş, Aston Villa yenmiş. Devam. Evet, satıldı oyuncu. 1 milyon 100 bin aldık bütçemize. Oradan gelen paranın bir kısmını. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, Newcastle United maçı var önümüzde. Premier Lig mücadelesi. Premier Lig'de karşılaşacağız Newcastle United'la. Evet. Fena maçlar olmadı. Chelsea'ye kötü yenildik arkadaşlar. Yani ilk maçta biz Chelsea'ye ne yaptıysak, ikinci maçta Chelsea bize aynısını yaptı. Maalesef. Ama ligdeki iyi gidişimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi ikinci sıradayız. City puan kaybetmiş. Manchester United liderliğini devam ettiriyor. Gol krallığında oyuncularımız iddialı. Tony ve Vissa. Bu videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz, ama hepiniz Allah'a emanet olun. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Eyvallah.